Herkese merhaba, Onur Kemal Koç ben. Gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri alanı içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Öğrencilerin sıkça sorduğu sorular serimize devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz, abi kimi dinleyelim sorusu. Daha önce ben her kafadan bir ses çıkıyorsa kimi dinlemeli adlı da bir video çekmiştim, onu da izleyebilirsiniz. Ama bu sorular birazcık daha spesifik oluyor. Şimdi ben bu seride ona cevap vermek istiyorum. Abi ben kurumsal kariyer hedefliyorum. 55 yaşında bir genel müdür yardımcısını ya da genel müdürümü dinleyeyim, CEO'yu mu dinleyeyim? 30 yaşında, 35 yaşında bir yönetici, orta sınıf yöneticisi ya da yönetici adayını mı dinleyeyim? Yoksa daha 24 yaşında, daha yeni adım atmış kurumsal kariyere, yeni başlamış bir kişiyi mi dinleyeyim? Ya da ilk yıllarını deneyimleyen bir kişiyi mi dinleyeyim? Gibi bir soru bana çok geliyor. Aynı varyasyonları. Siz yine girişimciliğe de, memuriyete de, akademisyenliğe de dökebilirsiniz. Fark etmez. Bence hepsini dinleyin. Ama dinledikten sonra kendi doğrunuzdan şaşmayın. Kendini doğrunuzu oluşturun. Kendi doğrunuzu oluşturduktan sonra da kendi seçiminizle ilerleyin. Türkiye'de şu var. Bir, insanlarla konuşmaktan genelde çekiniyoruz. Özellikle gençler çekiniyor. Niye çekiniyorlar hiç anlamış değilim. Ben LinkedIn'den her gün insanları mümkün olduğu kadar fazla eklemenizi ve onlardan abilik ablalık istemenizi size hep öneriyorum. Kendi lisenizden, kendi üniversitenizden, kendi ilkokulunuzdan, kendi derneğinizden, kendi vakfınızdan, kendi partinizden, kendi işte neyse artık takımınızdan kim varsa onları bulun, bağ kurabileceğiniz ya da bağ kuramayacağınız herhangi bir insanı, aynı dili konuşuyor olmamız bile, aynı ülkede yaşıyor olmamız bile arkadaşlar bir yerde bir bağdır. Siz 100 kişiye yazarsınız, 10 kişi size yardımcı olur, 5 kişi size yardımcı olur. Sizin için kârdır. Neden 95 kişi beni iklemedi, beni böyle yok saydı falan gibi saçma sapan triplere girmeyin. Kimse kimseye mesaj attı diye cevap vermek zorunda değil. Bunu eğer oturtursanız kafanızda kendi doğrularınızı daha rahat bulursunuz. Yani bir kişiyi dinlemek zorunda değilsiniz. En iyisini CEO biliyor diye ve çünkü CEO olmuş o en iyisini bildiği için en tepeye çıkmış diye ya da yönetim kurulu başkanı olmuş onu dinleyeyim ben sadece diye bir şey maalesef yok. Neden yok ben size aktarayım. Bir kariyer etkinliğinde bir tane örnek vereceğim ama sonrasında da bunu genelleyeceğim bir tane örnekten yola çıkmayacağım. Bir kariyer etkinliğinde ben çok büyük bir bankanın CEO'sunu dinliyordum ya da yardımcısıydı yani ikisinin genel müdür yardımcısı da olabilir ikisinden biriydi. Ve şunu söyledi kariyer tavsiyesi olarak. Siz de genç yaş, daha çok gençsiniz dedi. Tadını çıkarın öğrencilik hayatınızın dedi. Bol bol kitap okuyun ve devam edin hayatınıza dedi. Yani bir şekilde kariyeriniz iyi olur dedi. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. O dedi ki benim zamanımda da böyleydi dedi. Ya yani biz de gençlik dedi. Biz de okuduk, haylazlık yaptık dedi. Sonra bir şekilde bakın bu noktalara geldik dedi. Ve başladı anlatmaya. İlk önce babasının bir arkadaşı açık açık anlatıyor. Babasının bir arkadaşı aramış telefonda ve iş ayarlamış iyi bir bankada. Hızlı büyüyen bir bankada öyle kariyerine başlamış. Şimdi arkadaşlar bakın o durumla bu durum asla bir değil. Yani 2020'li yıllarda siz böyle bir şeyi unutun yani. Hani bak torpil olayından bahsetmiyorum sadece. Üniversite hayatınızı iyi geçirmezseniz öyle hızlı yükselebileceğiniz bir ortam yok artık Türkiye'de. O beyefendininki gibi Türkiye hızlı büyüyen dönemler yaşamıyor. O beyefendininki gibi Türkiye'de 10 tane 15 tane üniversite değil 210 tane üniversite var. O beyefendininki gibi çok kısıtlı bir kesim üniversite okumuyor. 8 milyon kişi şu an üniversite okuyor ve yıllardır böyle inanılmaz bir üniversite mezuniyeti veriyoruz. Yani öyle artık bir üniversite mezunluğunun bir kıymeti var. Torpille bile iş bulmanız, cidden söylüyorum bakın torpille milletin hakkını yiyerek çak etmediğiniz halde iş bulmanız bile çok zorlaşıyor artık. Şimdi bu beyefendi sırf çok tecrübeli diye, çok üst seviyede diye bence bu beyefendi dinlenilecek bir profil mi? Soru işareti. Tabii ki de inanılmaz size bir şey katabilir. Söylediği şeylerin büyük çoğunluğu çok doğru olabilir. Bir iki tane yanlış bakın size çok ters gelebilir. Ben mesela bu beyefendiyi dinlerim, diğer önerilerini alırım ama bu önerisini almam. Ama şey diye de harcamam. Bunu söyleyen bir insanı asla dinlememek lazımdır demem. Yine ben daha 30 yaşına yakınım. Ve 30 yaşlar, siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle 30 yaşlarda olacağım. Şimdi bana da şunu soruyorlar. Niye seni dinliyor ki gençler? Niye 50-55 yaşında, 60 yaşında beni dinlemek yerine seni dinliyorlar? Ya bizim çünkü gördüğümüz, geçirdiğimiz dönem birbirine daha yakın. Bizim yaşadığımız zorluklar daha yakın. Bizim iç içe geçmişliklerimiz daha yakın. Beni de dinleyebilirsiniz, onu da dinleyebilirsiniz. Bence 24 yaşındaki yeni başlayan birini de dinleyin. Çünkü her ne kadar ben sizin yaş olarak yakın olsam da o 24 yaşındaki hanımefendi ya da beyefendi daha yeni geçmiş o süreçten. Yeni atmış kendini oraya. Yeni bir savaştan çıkmış. Onun düşünceleri, görmüşlüğü,
çok daha taze. Tamam, ben üniversite öğrencileri sürekli çok yakın olduğum için, mentorluk verdiğim için, sürekli bana yazdıkları için taze tutuyorum bilgilerimi, ama ben de hala çoğu konuyu eski tecrübelerime dayanarak cevaplıyor olabiliyorum. Türkiye gibi coğrafyalarda zemin çok hızlı değişiyor arkadaşlar. Zemin çok hızlı değiştiği için de her dönemin bambaşka bir tecrübesi oluyor. Onun için gidip 24 yaşında, 25 yaşında, 20 yaşında fark etmez birinden akıl istemekten utanmayın. Bana LinkedIn'den 60 yaşında, 50 yaşında, 40'lı yaşlarda insanlar yazıp akıl istiyor. Ben mutlu oluyorum. Benim yaşımı da biliyorlar. Genç olduğumu da görüyorlar. Geçmişimi de LinkedIn'de görüyorlar. Ve benden yine de ben onlardan belki daha altta olmama rağmen akıl isteyebiliyorlar. Bu kötü bir şey değil ki. Ben çok mutlu oluyorum. Hiçbir zamanda demiyorum ki, aa görüyor musun işte şu kadar insan. Niye benden akıl istesin ki? Niye istemesin? Ben kendi küçüğümden de akıl istediğim çok oluyor. Akıl böyle kümülatif bir şey arkadaşlar. O aklını veriyor, kaybediyor da ben kendi aklımı bırakıyorum, onun aklını alıyorum gibi bir değiş tokuş değil ki. Benim görmüş geçirmişliğim, benim tecrübem, sizin benden yaşça küçüklerin bana aktardıklarıyla da artıyor. Benim kapasitem, benim görgüm, benim vizyonum artıyor. Benim akranlarımdan da artıyor. Üstümdekilerden de, daha benden büyüklerden, daha tecrübelerden, daha başarılardan da artıyor. Daha başarısızlardan da artıyor. Yani insanları harcamayı çok seviyorsunuz, etiketlemeyi çok seviyorsunuz. Şunu söyleyen insanı asla dinleme, at çöpe. Şucuysa dinleme, at çöpe. Şu partiyi destekliyorsa at çöpe. Şu hayat görüşüne sahipse at çöpe. Şu cümleyi kurabilecek biri ise at çöpe. Niye atıyorsun? Dinle, dinle. Geneli ama artık söylediklerinin safsataysa bir insanın, ya da manipülatifse, yalansa, aykırıysa akla mantığa, tabii ki de dinlememekle şeysin, özgürsün dinlememekte. Şunu soran oldu mesela bir konuşmamdan sonra bana. Teknik bir şey soruyor. Çok teknik bir konu. Ben o kadar teknik bir insan değilim. Dedim ki ben bu konuyu bilmiyorum. Cevaplayamam dedim. Gidip sonra yorum yazmış mesela. Okuyorum ben de onları. Şunu bilmeyen insanı niye çıkıp konuşturuyorsunuz? Ya arkadaşım, o senin sorduğun teknik soruyu ben sana bilebileceğime dair bir taahhüt mü verdim? Benim bir geçmişimle ya da benim o çıkıp konuşmamdaki konu başlıkları arasında o konu mu vardı? Ne alakası var? Ne kadar çok seviyorsunuz goy goy. Kimisi de şunu söylüyor. 50-60 yaşındaki insanları asla dinlemeyin. Onlar kaymak tabaka. Onlar işte Cumhuriyet'in ilk zamanları, Türkiye'nin büyüme zamanlarında almışlar. Cumhuriyet'in ilk zamanları için de o baby boomerları falan söylüyorlar da ona kaydı kafam, kusura bakmayın. X kuşağını da böyle eleştiriyorsunuz. Y kuşağını başka şekilde eleştiriyorsunuz. Hani Z kuşağının zaten tümünde var bu diğer kuşakları eleştirmek. Biz de eleştiriyorduk ama sıkıntı yok. Gençliğin o kanın deli akmasından da kaynaklı bir şey. Bu kadar harcamayın insanları. Herkesin herkese katabileceği bir şey vardır. Yeter ki siz çok farklı profillerden görüş alabilin. Ben bunu size hep aktarmaya çalışıyorum. Sample size konusunda da ben size detaylı aktardım. Hep aynı tip insanlardan görüş alırsanız da yanılırsınız. Yani kurumsal kariyer istiyorsunuz diyelim. Hep kurumsal kariyer yapmış insanlardan görüş almayın. Çünkü onlar kurumsal kariyerin hala iyi içinde. Kurumsal kariyerin dışına çıkmış, kaçmış kurumsal kariyerden ya da hiç seçmemiş. Ya da kurumsal kariyerdeki insanlarla sürekli çalışan profillere de sorabilirsiniz. Yani bir kobi de çalışıyordur ama sürekli kurumsallarla iç içidir, sorabilirsiniz. Bir kurumsaldan kaçmış girişimciye sorabilirsiniz kurumsal hayatı. Kurumsalı deneyimlemiş, görmüş bir akademisyene sorabilirsiniz. Ama kurumsala da sorabilirsiniz. Her yaştan, her gruptan insana sorun. Sonra kendi doğrunuzu bulun. Kendi doğrunuzu bulduktan sonra bu benim seçimimdi, benim görüşümdü deyip devam edin. Siz istiyorsunuz ki Onur abiye sorayım. Onur abinin dediğini yapayım. Sonra eğer doğru yaparsam benim başarımdır. Hani Onur abiye de küçük bir teşekkür ederim tabii ki, o da cevapladı. Yanlış yaparsak da Allah bilmem ne yapsın Onur abi, işte ne biçim bir adam mı, bir de çıkıp bilmem ne anlatıyor. Hiçbir halktan anlamadı. Yok bak ben böyle yaptım, başıma ne geldi? Ya da ben böyle yaptım, başarısız oldum, hiçbir yararını görmedim. Bu kadar basit mi ya hayat? Yani senin bir görüşün, aklın, bir vasfın yok mu bu hayatta? Yani başkalarının dedikleriyle hareket edip başarıyı kabullenip başarısızlığı kabullenmeyip ondan kaçmak ve insanları suçlamak, sistemi, devleti, aileyi, görüşü aldığın kişileri suçlamak bu kadar mı rahatlatıyor seni? Bunu yapmayın. Siz herkesten görüş alıp, her profili deneyip, en aykırı görüşleri de, en normal size gelebilecek tırnak içinde görüşleri de alıp, en böyle uçları da deneyimledikten sonra kendi görüşünüzü, kendi seçiminizi oluşturup her gün gelişerek yolunuza devam edin. Bu soruya şöyle cevap veriyorum özetle. Herkes dinlenebilir. O yaş, bu yaş dinlenmez. Şu yaşı asla dinlemeyin. Bu daha çocuk, bunu dinlesen ne olacak? Senden 1-2 yaş küçük ne bilecek? Senden 2 yaş, 5 yaş büyük ne bilecek? Falan böyle saçma şeylere, böyle saçma etiketlere, aptalca düşüncelere bence girmeyin. Dinleyin, harmanlayın, analiz edin.
Üretin kendi fikrinizi, sorumluluğu alın üstünüze, hedefinizi koyun. O hedefe ulaşmak için her gün elinizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışın. Gerisi gelecektir.